Evet, akuş ağacı. Akuş ağacının bilinen 100 türü var. Akuş ağacı denmesinin sebebi Latincesi Betula pendula. Akuş ağacı denmesinin sebebi şu gövdesinin beyaz renkli olmasıdır. Huş denmesinin sebebi ise bitkinin büyük tabii bu küçük bir fide, küçük bir ağaççık. Bunun 20 metreyi bulabilir boyu. Büyük bir ağaç. Saatte 70 litre su çekebilir ve çekmiş olduğu topraktan su hışır hışır ettiği için hışırtı yaptığı için huş ağacıdır. Huş ağacı ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalarda huş ağacının yaprağındaki betulin denen etken madde cilt kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Almanya'da betula ile ilgili yani bu huş ağacının yaprakları ile ilgili yapılan araştırmalarda romatizmayı iyileştirdiği 1200 hasta üzerinde yapılan deneylerle ispatlanmıştır. Wolfgang Stapp Enstitüsü Almanya'da yapmış olduğu araştırmalarda Profesör Doktor Olaf Adam çok peynir ve et yiyenlerin kanının asitlendiğini, kan asitlenen kanın ise kemikleri yıprattığı, kemikleri erittiğini tespit etmiştir. Kemikleri yıpratıyor, kemikleri eritiyor. Aşırı hayvansal gıda yani özellikle peynir yüksek oranda yağ içerir. Yağ asidine, yağ aside dönüşür. Fazla asit ise kıkırdakları yıpranır, kemik erimesine, romatizmaya sebep olur. Aşırı yağlı etler de aynı şekilde. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de zaten ne demiştir? Her gün et yemeyiniz buyurmuştur. Peynir yemek daha tehlikeli çünkü çok yüksek oranda asit içerir. Profesör Doktor Olaf Adam'ın yapmış olduğu araştırmalarda aşırı hayvansal besinlerle beslenenlerde yüksek oranda arachidon asit ortaya çıktı. Arachidon asidin lokotrine dönüştü. Lokotrin ise iltihapları tetiklediği, romatizmayı tetiklediği, eklemlerde asit oranını yükselttiği tespit edilmiştir. Eklemlerde asit oranı yükselirse kıkırdaklarda erime, kıkırdaklar erinirse ne olur? Kemikleri birbirine sürtünür zamanla kemik erimesi, kemiklerde zafiyet, eklemler arası kireçlenme, romatizma, artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi birçok hastalık ortaya çıkabilir. Bu nedenle aşırı hayvansal besinlerle beslenmek tehlikelidir. Bazılarının sürekli propagandası yapmasına aldırmayalım. Huş ağacının büyük tabii gövdesi büyük olan huş ağacının gövdesine ilk bahar aylarında matkapla bir delik açılır. Bu delikten cam bir kavanoza bitkinin özü, suyu akar. 3 haftada 5-6 litre birikebilir. Bu suya içilirse kişinin idrar yollarını temizler, aratır. Huşla ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Huş Forte diye. Her türlü romatizma rahatsızlığına karşı dünyada en etkili formüllerden biridir. Huş Forte birleşiminde huş yaprağının ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı, kremberi ekstraktı ve ayrı kökü ekstrakt gibi 19 bitki ekstraktı içerir. Kişi bunu düzenli kullandığı zaman Huş Forte ile her türlü artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyaljı gibi romatizma hastalıklarından, eklem kireçlenmesinden, eklem deformasyonundan kurtulur, sağlığına kavuşur. Hürmetler, saygılar.